Alevi kurumlarına, Alevi cemevlerine saldırılar düzenlendi. Biz biliyoruz ki hükümetler, iktidarlar ne zaman sıkışsalar, çıkış yolu bulamasalar ya Türk-Kürt çelişkisini derinleştirirler ya Alevi-Sünni çelişkisini derinleştirirler. Halklarımızı, inançları karşı karşıya getirip birbirleriyle çatışır hale getirip buradan nemalanmaya çalışırlar. Bu provokasyonun bir hazırlık olduğunu farkındayız. Bir kışkırtma olduğunu farkındayız. Cemevlerimize ve kurumlarımıza saldırılar ve bu saldırıları planlayıp yönetenler bilsinler ki bizi demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinden koparamayacaksınız. Çünkü biz baskıya, zorbalığa ve her türlü şiddet politikalarına asla boyun eğmeyiz. Ülkemizi kana bulamak için tetikçileri ve güdümlü katilleri kullanan derin devlet güçlerini Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Gazi, Gezi, 10 Ekim'den ve Suruç'tan ve onlarca benzer katliamdan tanıyor ve biliyoruz. 2023 genel seçimleri öncesi kaostan ve çatışmadan beslenmek isteyen karanlık güçlerin harekete geçmesine zemin hazırlayan devletin ve AKP hükümetinin şiddet diliminin de farkındayız. Bu saldırıların daha büyük ve acı bir sonuca varmaması için başta demokrasi güçleri olmak üzere herkese görev düşmektedir. Halklar olarak uyanık olmamız, provokasyonlara gelmememiz ve bu tür saldırılar karşısında felsefesi eşitlik olan Alevi inancının yanında mert bir şekilde durmamız gerekiyor. Bunun altını çiziyoruz ve saldırıları Dersim Barosu olarak da en sert bir şekilde kınıyor. Faillerin bir an önce yargı önüne ama cezasızlık politikasına değil, gerçekten yaptırım uygulanarak getirilmesi talebimizdir.